Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'in Gülşehir ilçesindeki bir otelde düzenlenen Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanları toplantısına katıldı. Genel bazda toplumsal gelişmeleri en iyi ya. Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada seçimlerden sonra il başkanları ile ilk kez bir araya geldiğini belirtti. Seçimlerde belirli bir mesafe kat ettiklerini, sadece toplumun değil Türkiye'yi dikkatle izleyen bütün kesimlerin derin bir nefes aldığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de halk yeri ve zamanı geldiği zaman demokrasiden yana bir ağırlık koyuyor. Biz bu ağırlığı hissettirdik. Dolayısıyla mutluyuz ama asıl görev bundan sonra başlıyor diye konuştu. Kılıçdaroğlu herkesin sorumluluğunun bulunduğunu ve özellikle il başkanlarının ayrı bir sorumluluk taşıdığını kaydetti. Marmara depreminin 20. yılı olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu şunları söyledi. Bugün Marmara depreminin 20. yılı. Dolayısıyla 17.480 vatandaşımız hayatını kaybetti bu depremde. Bizim tarihimizin en büyük depremlerinden birisi. 23.781 vatandaşımız yaralandı. 96.808 konut yıkıldı. 231.364 konut hasar gördü. Marmara bölgesinin acısı sadece Türkiye'nin değil, dünyanın ortak acısı oldu. Biz üstümüze düşen görevi yaptık mı? Bu acıdan ders çıkardık mı? Aradan 20 yıl geçti, hala İstanbul'da kentsel dönüşümü tartışıyoruz. Bu bile ülkeyi yönetenlerin geleceğe bakış açılarını gösterir. Geleceği yeteri kadar düşünmediklerini gösterir. O nedenle Sayın Ekrem İmamoğlu'na da, ilçe belediye başkanlarımıza da İstanbul'da büyük görevler düşüyor. Kentsel dönüşümün bir an önce tamamlanması, kaynakların bu alanlara aktarılması, 17 yıldır yapılanmayan pek çok şeyin 5 yıla sığdırılması bizim ortak arzumuzdur. Ve biz doğal olarak bunu yapacağız. Yapmakla da kararlıyız. Kılıçdaroğlu vicdan siyaseti yaptıklarını belirterek adaletli vicdan siyaseti yaptıklarını aktardı. Toplumun vicdanının kanatıldığını, ahlakın yozlaştırıldığını ileri süren Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü. Vicdana dayanan bir siyaset yapıyoruz. Ağzımızdan çıkanı biliyoruz. Ağzımızdan bir şey çıkıyorsa bir gerekçesi vardır onun. Toplumun vicdanını kanattı.